Merhaba sevgili arkadaşlar, Milli Edebiyat Dönemi Türk Romanı videosuna hoş geldiniz. E, Milli Edebiyat Romanı nasıl başladı? Öncelikle ona şöyle bir bakalım. E, Milli Edebiyat e, Dönemi Romanı, e, tabii ki e, Milli Edebiyat Dönemi ile beraber başladı ve Milli Edebiyat nasıl başlamıştı? Yeni Lisan makalesiyle başlamıştı. E, Genç Kalemler e, dergisiyle başlamıştı, Selanik'te çıkan. E, bakalım... E, yeni lisan ve Türkçülüğün esaslarındaki dil anlayışına bağlı kalmışlardır. E, Milli Edebiyat Dönemi Türk romancıları ve e, buna göre de bir üstü portaya koymuşlardır. E, yeni lisan ve Türkçülüğün esaslarındaki e, dil anlayışı nasıldı? Sade bir dil anlayışı vardı. E, Arapçadan e, yeni e, Farsça ve e, Arapçadan ve Farsçadan yeni terkip, tamlama, yeni sözcükler alınmayacaktı. Yalnız e, Türkçeleştirmek uğruna da öz Türkçe kelimeler kullanılmayacaktı ya da e, başka Türk lehçelerinden de sözcük alınmayacaktı. E, dilimize geçmiş e, yabancı kaynaklı sözcükler kullanılmaya devam edilecekti ama fakat gibi. Özellikle bağlaçlar, edatlar e, dilde sadeleşme e, olacaktı. Herkesin anladığı bir dil anlayışıyla yazılacaktı. E, ve e, Milli Edebiyat dönemi Türk romancıları da e, bu ilkelere bağlı kalmışlardır. Romanlardaki dil ve üslupta Arapça ve Farsça etkisi oldukça azaltılmış. Bu dillere ait tamlama ve edatların kullanımından büyük oranda vazgeçilmiştir. E Türkçülük düşüncesi çerçevesinde Türk dili, Türk tarihi, Türk kültürü ve yaşayışı bütün yönleriyle işlenmiştir. E Ziya Gökalp'in Türkçülüğün esasları adlı makalesi burada önemli sevgili arkadaşlar. Buna bağlı olarak Türkçülük düşüncesi ideolojik bir içerikle de ele alınmış ve eserlerdeki kimi kişiler bu düşünceyle donatılmıştır. Yani roman kahramanları, romanlardaki kişiler Türkçülüğün esaslarına uygun Türk kültüre uygun ve devlet millet nasıl kurtarılacaksa ona uygun bir şekilde e, sembolik bir şekilde donatılmıştır. E, Halide Edip'in Yeni Turan romanındaki Kaya gibi. Ve sevgili arkadaşlar tematik açıdan da toplumsal bir düzlemden hareket edilmiş vatan ülküsü, hürriyet düşüncesi, bağımsızlık duygusu ve Türkçülük bilinci işlenmiştir. Neden? Çünkü e, Milli edebiyat döneminde e, artık e, ülke bayağı bir sıkıntılı bir durumda. İzmir, İstanbul işgal edilmiş. E, Anadolu. İngilizler tarafından, Fransızlar tarafından paylaşılmış ve Osmanlı her cephede savaşı kaybediyor ve büyük bir işgal altında. O yüzden de neye ihtiyacı var ülkenin, imparatorluğun vatan ülkesine, hürriyet düşüncesine, bağımsızlık duygusuna ihtiyacı var ve bazı alanlarda da Osmanlı yalnız kaldığı için yani ümmetçilik anlayışına sığındı olmadı, İslamcılık Ümmetçilik İslamcılık anlayışı olmadı. Osmanlıcılık düşüncesine sığındı olmadı. Çünkü neden? Bir milliyetçilik düşüncesi vardı ve ülkeler bağımsızlığını ilan ediyordu. O yüzden de Türkçülük bilinci işlenmiştir. Çünkü milliyetçilik akımıyla savaşı kazanacağına inanan e, gruplar ortaya çıkmıştı. Bireysel konulara e, az çok yer verilmiştir. Bireysel konulara dönemin ilk yıllarında 1. dünya savaşına kadar yer verilmiştir. Olay e, memleket edebiyatı özel e, özelliklere sahiptir ve Anadolu insanının hayatı, toplumsal iletişimi, eğitimi, inancı, kültürü, bağımsızlık, işgal, e, milli mücadele e, konuları ele alınmıştır. Yani olaya Anadolu insanının hayatı, memleket edebiyatı oluşturacak bir özellikler oturtulmuştur. Bu da önemli. Romanlardaki kişiler Anadolu'nun her yerinde karşımıza çıkacak kişilerdir. Halkın her kesiminden, her çeşit düşünceye, inanışa, kültüre, statüye sahip kişiler seçilmiştir. Kişiler gerçeğe bağlı şekilde aktarılmıştır. Ancak yazarların dünya görüşüne göre idealize edilmiş kişilere de yer verilmiştir. Romanlarda ana mekan artık Anadolu'dur. Artık sadece İstanbul ve onun belli semtleri değil Anadolu'nun köyleri, kasabaları hatta en ücra köşeleri dahi birer mekan olarak seçilmiştir. Daha çok açık mekanlar tercih edilmiştir. Ve romanlardaki zaman unsuru dönemin ruhunu ve bütün hissiyatını yansıtmak açısından da oldukça önemlidir. Şimdi... Milli Edebiyat Türk romanı 1911-1923 tarihlerine esas aldığımızda bu tarihler önemli. Çünkü neden? Yazıldıkları tarihi döneme ayna tutuyor Milli Edebiyat romanları. Tarihi bir belge niteliği taşıyor. Her ne kadar kurgu da olsa tarihi özellikler de taşıyor. Anadolu'nun en ağır şartlar altında kaldığı bir zamanı görürüz biz Milli Edebiyat dönemi romanlarında. Gözlemci gerçekçi bir anlayışla Realizmin özellikleri baskın olmasına rağmen bazı sanatçılarda naturalist eğilimler görülmüştür. Şimdi realizm etkisi zaten çok fazla olduğunu düşünebiliriz. Çünkü neden? Bir savaş ortamını yansıtan romanlar var. Ama naturalist akımdan da etkilenenler var. Selahattin Enis. E Celalettin Göktulga, Osman Cemal Kaygılı bu eğilimde eserler ortaya koymuştur. Romantik unsurlardan beslenen yazarlar da vardır. Özellikle Halide Edip, Reşat Nuri Güntekin gibi. Ancak yine de genel olarak yazarlar gerçekçi tutumdan vazgeçmemiştir. Eserlerdeki dil üslup ağır, süslü ve yapaylıktan kurtulmuş, daha açık, daha sade bir dil kullanılmıştır artık Türkçe sadeleşmiştir miyle edebiyat döneminde o servet üfününün süslü, adalı e, dili artık e, bu dönemde yoktur. Eserler bazı aksaklıklar taşımasına rağmen teknik açıdan oldukça başarılıdır. E, Tanzimat e, ve servet üfünün dönemlerinden dahi başarılıdır. Zaten e, Tanzimat döneminde batılı anlamda roman yazılmaya başlandı. Servet üfünün da iyi örnekler verildi. Ama tabii ki bu dönemde artık servet üfününü da geçmiş bulunmakta. Milli Edebiyat döneminde eser vermeye devam eden roman ve hikaye yazarlarımız da var. Elbette ki öncesinde Tanzimat'ta ve Servet Öfünün'de roman yazanlar Milli Edebiyat dönemine geldiğimizde elbette ki eser vermeye devam ettiler. Servet-i Halit Ziya, Mehmet Rauf ve Saffet-i Ziya var. Fecaticilerden Fazıl Necip, İzzet Melih, Cemil Süleyman var. Bağımsız yazarlardan Hüseyin Rahmi Gürpınar ve Fatma Aliye Hanım var. E, milli edebiyatçılar Refik Halit. Refik Halit Karay, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip gibi e, güçlü isimlerdir. E, burada Halide Edip'in e, Ateşten Gömlek e, adlı Romanından bir bölüm verilmiş 4 Teşrinin Nisa, Teşri Nisani 337 Yani 4 Kasım 1921 diyor Gök kurşuni başım biraz yorgun ve içim titriyor Gök ziyasını benim için kısmış gibi. İçimde dinlenmek ihtiyacı var. İçimde hafif gıcık gıcıklayım bir tebessüm var. Şimdi İstanbul'un müterkeden sonraki ilk günlerini düşünüyorum. Meselet kıraathanesindekiler bir gün bizim eve toplanmış. Propaganda cereyanını bizim de yardım etmemize karar vermişlerdi. Cemal ateşli ve samimi ruhuyla buna çok inananlardan olmuştu. İhsan daha bedmin, yalnız silah arkadaşlarının yaptığını yapıyordu. Propagandayı milli derdimizin en büyük davası telakki ediyorduk. Buna Babali'nin köhne daireleri, hatta şehzadeler ve padişah bile inanmış. İddiatçı, itilafçı bütün bir millet propaganda yatılmıştı. Titreyerek hatırlarım. Dünyanın bütün insanlığı birdenbire alnımıza kötü, kanilik bir damga yapıştırmıştı. Ermeni kıtalini yapan ve medeniyet düşmanı Almanlarla Teşriki mesai eden medeniyet düşmanları bizdik diyor. E, Halide Edip'in Ateşten Gömlek adlı romanından bir kesit sevgili arkadaşlar. Baktığımızda dönemin e, içinde bulunduğu Osmanlı'nın içinde bulunduğu şartları ortaya koyuyor. Dönemin siyasi sosyal ortamını ortaya koyuyor. E, bu yüzden de milli edebiyat romanları o dönemleri de anlamak ve aydınlatmak için önemlidir. Sevgili arkadaşlar, Milli Edebiyat Dönemi Türk romancılarından Reşat Nuri Güntekin'le başlayalım. 1889-1956 yılları arasında yaşamıştır ve çeşitli okullarda Fransızca, Türkçe, felsefe, pedagoji öğretmenliği ve idarecilik yapmıştır. Ayrıca müfettişlik ve milletvekilliği de yapmıştır. i̇lk romanı 1919'da bir gazetede tefrika edilmiştir ve bu romanı Harabelerin Çiçeği yaptı e, Romanlarında Anadolu'yu ve Anadolu insanının derinliğini ve de yalnızlığını ele alır. Romanlarında yurdun çeşitli yerlerdeki olumlu olumsuz görünümleri, bozulan insani değerleri, ahlak yapısını, yanlış batıllaşmayı, batıl inanışları, kişisel duygularıyla birleştirerek anlatmıştır ve 2. Abdülhamit dönemini eleştirmiştir. Reşat Nuri Güntekin romanlarında mizah ögesi ve ince espriler yapmıştır e, Romanlarında mizah ögesi vardır e, eleştirdiği tipleri acımasızca eleştirmiştir romanlarında güçlü bir gözleme dayanan bir re, e, realizm akımı vardır ve romanların neredeyse, e, neredeyse tamamını ben e, anlatıcı ağzıyla yazmıştır e, ve Reşat Nuri Güntekin olay e, merkezi olay ağırlıklı romanlar yazmıştır Özellikle öğretmen karakterleri sıkça yer vermiştir. Sadece İstanbul Türkçesini değil yerel söyleyişlerde kullanmıştır. Gizli romanında savaş yıllarının vurgunculuğunu anlatmıştır. Kızılcık Dalları romanında tanzimat fermanı ile kaldırılmış esirlik kurumunu ve evlatlık sorununu, Dudaktan Kalbe romanında Lamia ile Kenan'ın yaşadıklarını, aşk ve şehvet duygusu arasındaki ince çizgiyi anlatmıştır. Eserlerine baktığımızda romanları Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Acımak, Damga, Kızılcık Dalları, Eski Hastalık, Miskinler Tekkesi, Yaprak Dökümü, Ateş Gecesi, Bir Kadın Düşmanı, Gökyüzü, Değirmen, Yeşil Gece ee, ve de Olağan İşler, Gizli El, Harabelerin Çiçeği, Sönmüş Yıldızlar, Tanrı Misafiri, Kan Davası, Kavak Yerleri ve Son Sığınaktır. Hikayeleri de vardır, tiyatroları da vardır ve gezi yazısı da vardır. Gezi yazısı Anadolu Notlarıdır. Bir kadın düşmana baktığımızda bu eser mektup biçimindedir ve romanda çirkinliğini başka yetenekleriyle örtmeye çalışan. Homongolos lakablı Ziya ile şımarık ve hoppo bir kız olan Sara arasındaki imkansız aşk anlatılır. Miskinler Tekkesi ise roman bu romanda toplumsal eleştiri yapmıştır Reşat Nuri Güntekin. Dilencilik konusu ele alınmıştır ve para dilenciliğinden devlet dairelerindeki manevi direnciliğe kadar gider. Çalıkuş adlı eserini 1922'de yayınlamıştır ve Eser e, İlkin İstanbul e, Kızı adıyla dört perdelik oyun olarak yazılmış ve çevrilmiştir. E, bazı sahnelerin Anadolu'da geçmesi sebebiyle romana çevirdiği Çalıkuşu, Kuşu memleket edebiyatı çerçevesinde ele alınabilecek bir romandır. E, Çalık Kuşu çok önemlidir Reşat Nuri'nin romanları arasında ve e, yazarın en ünlü romanıdır. E, romanın konusu Feride ile e, Kamuran arasındaki Romantik bir aşk hikayesidir. İstanbul'u genç bir öğretmen olan Feride'nin Anadolu'nun değişik yerlerinde öğretmenlik yaparken yaşadıkları anlatılır ve aynı zamanda Anadolu'da Anadolu da anlatılır. Anadolu'nun bakımsızlığı, oradaki gerilik, yoksulluk, halkın boş inanışları da anlatılmıştır. Yazar romanın merkezinde Anadolu'yu Anadolu'da yaşamaya çalışan, Anadolu'yu geliştirmeye çalışan idealist aydın e, Türk kadını anlatmıştır romanda. Cumhuriyet aydınının e, Anadolu kapısını Feride öğretmen kişiliğiyle açmıştır ve e, çalı kuşu karakter roman, e, tip romanı niteliği taşır. Bir başka Reşat Nuri romanı ise Yeşil Gece'dir. 1928 yılında yazılmıştır ve romanda önce İstan Birliği idari çerçevesinde hareket eden Ali Şahin'in medresede beklentilerine ulaşamayınca öğretmen okuluna geçmesi ve İzmir'in Sarıova ilçesinde öğretmenlik yapması ve düşmana karşı ustaca vermiş olduğu mücadele anlatılır e, romanda Anadolu'nun e, Kurtuluş Savaşı'ndaki önceki ve sonraki manzarası dikkat çeker Kurtuluş Savaşı'nın sırasında Kurtuluş Savaşı öncesinde e, sarıklı olanlar sonradan şapkalı ve tıraşlı olmuşlardır Ali Şahin Bey e, mücadelesi bakımından da Çalıkuşundaki Feride'ye benzerlik gösterir bir başka Reşat Dün'ün romanı ise 1928 yılında yayınlanmış Acıma adlı romandır ve bu roman iç içe geçmiş iki e, olay zinciriyle oluşmuştur. E, bir tanesi Zehra'nın hatıra defterindeki maceralar bakımından e, Müşit Efendi'nin romanıdır. E, bir diğeri ise bu romanda iç içe geçmiş iki olay zinciriyle roman... Kişisel değişimleri konu alması bakımından Zehra'nın hatıra defterindeki maceralar bakımından da Müşit Efendi'nin romanıdır. E, Müşit Efendi'nin kızıdır Zehra. E, bu anlamda da aslında e, iç içe geçmiş iki olay zinciri vardır. Bir gelişim romanıdır. Ee, Zehra adlı öğretmenin olgunlaşmasını ele alır. Ee, esere baktığımızda çocukluğundan itibaren Müşit Efendi'yi kötü bir insan olarak tanıyan Zehra yani babasını kötü bir insan olarak tanıyan Zehra hoşgörüsüz, katık e, kalpli, disiplinli bir öğretmendir. Zehra'nın babası Müşit Efendi ise okulunu bitirdikten sonra idealist bir memur olarak Anadolu'ya gitmiştir ve Anadolu'da yaşamıştır. Ee, ancak daha sonra e, Anadolu'da kendi iradesi dışında yaşayan bir insan durumuna gelmiştir. Çünkü köhne bir düzen vardır Anadolu'da memuriyet hayatında insanların memurlardan beklentileri de yine aslında Kötüdür, bir çürümüşlük vardır Anadolu'da. Kötü bir evlilik yapmıştır e, Müşit Efendi ve çok istemesine rağmen çocuklarıyla ilgilenememiştir ve bir günlük tutmuştur. E, i̇şte bu pişmanlıklar, çaresizliklerle dolu hatıra defteri ölümünden sonra kızı Zehra'nın eline geçer. Böylece Zehra'nın dış dünya ile ilişkisi de yeniden şekillenir. Bir başka Reşat Nuri eseri ise Yaprak Dökümdür. Yaprak Dökümlü 1930 yılında yayınlanmıştır ve romanda Ali Rıza Bey adlı dürüst bir memuru onun ailesini ailesinin dağılmasını batıllaşma özentisinin olumsuz sonuçlarını anlatır e, roman namus ve para çatışması arasında e, döner e, böyle bir ekseni vardır romanın baş kahramanı Ali Rıza Bey'dir ve onun karısı Hayriye Hanım'dır kızları Fikret, Necla, Leyla ve Ayşe'dir bir de oğlu vardır Şevket e, gelini Ferhude e, romanın diğer kişilerindendir e, Ali Rıza Bey'in karısı Hayriye Hanım'la Oğlu Şevket, kızları Necla ve Leyla, yeni değer yargılarını benimseyip, yozlaşan yeni ahlak değerleri değerlerini kaçınılmaz bir kader olarak gören kimselerdir. Ancak Ali Rıza Bey, yeni ahlaki değerlere, daha doğrusu ahlaksızlığa direnmek istemiştir toplumsal gerçeklerden habersizdir ancak Ali Rıza Bey ve toplumsal gerçeklerden habersiz idareler bu gerçeklere uyum sağlayamadığı için etrafında taraftar bulamayınca birer kuru yaprak gibi dökülmeye mahkumdur ana düşüncesine dayanır roman çalı kuşunda Feride yaprak dökümünde Ali Rıza Efendi yeşil gecede Ali Şahin bazı yönleriyle Reşat Nuri'ye benzerler. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir soru var sevgili arkadaşlar. 2016 LYS sorusu. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Nokta 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 konuşulan Türkçe'yi roman ve hikaye dili haline getirmiş ve bu özelliği ile bütün çağdaşlarının takdirini kazanmıştır. Yalın dili, mizah dergilerindeki yazılarında keskinleşen alaycı ifadesi, seçtiği konular canlandırdığı tipler, özgün anlatım tekniğiyle her seviyeden okuyucunun kendisinde bir şeyler bulduğu ve vazgeçemediği bir yazar olmuştur. Anadolu'daki gezilerinin izlenimlerini derlediği Anadolu notları onun denemeci yanında ortaya koyan önemli bir eserdir. Bu kitaptaki nice parça okuyucuyu gerçeğin birçok köşesiyle karşılaştırır, romanlarında canlandırdığı kişileri asla feda etmekten yana olmaması onun bu insanları değişik cepheliyle tanımış olmasından kaynaklanır diyor. Anadolu Notları adlı eser Reşat Nuri'ye aittir ve Reşat Nuri de Anadolu insanını her yönüyle anlatma söz konusudur ve roman ve hikayeleri çağdaşları tarafından takdir kazanmıştır. Bu yüzden de doğru cevap B seçeneğidir. Başka bir soru daha var. ÖSYM'nin sormuş olduğu 2013 LYS sorusu. Ne, de, ne diyor soru? Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım iç içe geçmiş iki olay zinciriyle nokta nokta kişisel değişimleri konu alması bakımından Zehra'nın hatıra defterindeki maceralar bakımından Müşit Efendi'nin romanıdır. Çocukluğundan itibaren babası Müşit Efendi'yi kötü bir insan olarak tanıyan Zehra, hoşgörüsüz, disiplinli, katı kalpli bir öğretmendir. Müşit Efendi okunu bitirdikten sonra idealist bir memur olarak Anadolu'ya gelmiş. Anadolu'nun memurları bekleyen çürümüşlüğü içerisinde kaybolmuştur. Kötü bir evlilik yapmış çok istemese rağmen çocuklarıyla gereği kadar ilgilenememiştir. Yani kendi iradesi dışında yaşayan bir insan durumuna gelmiştir. İşte bu insanın pişmanlıklar ve çaresizliklerle dolu hatıra defteri ölümünden sonra kızı Zehra'nın eline geçmiş. Böylece de Zehra'nın dış dünya ile ilişkisi yeniden şekillenmiştir. Sevgili arkadaşlar baktığımızda bu eser Reşat Nuri'ye ait. Acımak adlı eserdir. Acımak 1928'de e, yayınlanmıştır ve Müştefendi ve Zehra bu romanın e, kişileridir. Bu yüzden de doğru cevap D seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar Milli Edebiyat Dönemin bir başka önemli ismi de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. 1889-1974 yılları arasında yaşamıştır Yakup Kadri ve Kahire'de doğmuştur. Manisa'nın Karaosmanoğlu ailesine mensuptur ve 1935'ten sonra Bern, Tiran, Prag, Lahey ve Tahran gibi şehirlerde elçiliklerde bulunmuştur ülkelerin şehirlerinde tabii ki başkentlerinde milletvekilliği ve Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Hikaye, anı, mensur şiir, makale, deneme, tiyatro, roman türlerinde eserler vermiştir. Aslında birçok türde de eser vermiş olduğunu görüyoruz. Romancılık yönü yönüyle ön plana çıkmıştır. Yakup Kadı deyince biz aslında bir romancı bir yazar aklımıza geliyor. Önce feccati de yer almıştır. Kısa bir süre sonra da Yahya Kemal ile birlikte Nev yunanilik yani neoklasizm akımına yönelmiştir ve sonrasında da milli edebiyat anlayışını benimsemiştir. Asıl eserlerini de Cumhuriyet döneminde vermiştir. Yakup Kadın'ın sanat yaşamı ikiye ayrılır. Birinci dönemde feccati yer almıştır ve sanat sanat anlayışı içinde hareket etmiştir ve bireyin her bireyi her şeyin üstünde tutmuştur. Bireyin özgürlüğünü savunmuştur ancak ikinci dönemde sanat toplum içindir anlayışını benimsemiştir. Ee, Yakup Kadri'nin eserlerinde güçlü bir gözleme dayanan realizm vardır. Karakterleri yansıtmada da oldukça başarılıdır. Türk edebiyatına tezir roman düşüncesini getirmiştir. Ee, bu yıldızlayabileceğimiz bir maddedir. Çünkü tezi roman demek romanın bir amacının olması demek bunu da Yakup Kadri Türk romanına sağlamıştır. 19. yüzyıl Fransız realist ve naturesterin yolunda eser vermiştir ve romanları Yakup Kadri'nin romanları nehir roman özelliği taşır. Nedir nehir roman özelliği? Bir ailenin, bir ülkenin, bir dönemin gidişatını gösteren eserlerdi. Cumhuriyet devrini bir bütün olarak ele almıştır ve romanlarındaki başlıca tema Türk toplumunun yaşam tarzı ve sorunlarıdır. E, romanlarında Türkiye'nin e, tanzimat döneminden Cumhuriyet sonrasına kadar geçirdiği siyasal ve toplumsal e, özellikleri anlatır. E, yani o tanzimattan cumhuriyete kadar Türk toplumu siyasal ve toplumsal ne yaşadıysa bunları romanlarında görmemiz mümkündür birbirini tamamlayan bir roman zinciri içerisinde tasvir etmiştir birbirini tamamlayan bir roman içerisinde tasvir etmesi de zaten nehir roman özelliği taşır realist ve naturalist yazarların yöntemine uyarak eser vermiştir bu yüzden de toplumun bozulan çöken yanlarını ele almıştır. Bir sürgün romanında Abdülhamit devrini anlatmıştır. Kiralık konak romanında ise üç kuşak çevresi de meşrutiyet devrini anlatmıştır. Yani aslında Abdülhamit devrini anlattı, meşrutiyet devrini anlattı. Hüküm gecesinde ise yine aynı devrin Özelliklerini anlatmıştır. Nur Baba romanında ise dini özelliklere biraz takılmıştır. Bektaşi tekkesinin özelliklerini anlatmıştır. Sodom ve Gomero romanında ise mütareke devrinin İstanbul'unu anlatmıştır. Yaban romanında Anadolu köylüsünün bozukluğunu ve çöküntüsünü göstermek istemiştir. Yakup Kadir'in romanlarına baktığımızda Kiralık Konak, Nur Baba, Hüküm Gecesi, Sodom ve Gomorre, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama 1, Panorama 2 ve Hepo şarkıdır. Hikayeleri de önemli. Bir serencam, Rahmet, Milli Savaş Hikayeleri, e, monografileri Ahmet Haşim'i ve Atatürk'ü e anlattığı monografileri var. E, anıları da var. E, çünkü elçiliklerde bulunduğu için Zoraki Diplomat, Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Politikada 45 Yıl. E, çünkü neden? E, zaten milletvekilliği vesaire de yaptığı için. Gençlik ve Edebiyat Hatıraları. Mensur Şiir yazmıştır erenlerin bağından okun ucundan gibi ve Nirvana veda saanak ve mağara adı oyunları da vardır. Yakup Kadir'in Nur Baba adlı eseri 1922'de yayınlanmıştır ve bir din kurumu olan Bektaşi tekkelerinin eee dönemindeki durumunu anlatan bir eserdir. E, gerçek kimliğinden e, uzaklaştırılan e, tekke hayatını çapkın bir tekke şeyhi olan Nuri'nin e, yaşadıkları çerçevesinde ele alınmıştır bu eser. E, ve bir de Hüküm Gecesi adlı romanı var. 1927 yılında basılmıştır. E, i̇kinci meşrutiyet dönemi parti kavgalarını anlatmıştır. Eee... Yazar dikkatlerini aileden ve dini kurumlardan daha çok partili hayata, yani çok partili hayata geçişi sembolize eden ikinci meşrutiyetin ilk günlerini anlatmıştır. İttihat ve Terakki partisinin siyasi çatışmalarını göstermiştir. Rakip partiye mensup gazetecilere düzenlenen suikastları, doğuya Özgü entrikaları, eleştiriye ve muhalif düşünceye karşı Gösterilen hoşnutsuzluğu, antidemokrat tavrı, tek parti olma yolundaki baskılar ve bu çirkin kavganın ortasında ortaya çıkan temiz bir aşk ilişkisi üzerine konumlanmış bir romandır Hüküm Gecesi. Hep o şarkı ise 1956 yılında basılmıştır. Abdülaziz dönemindeki toplumsal yaşamı anlatır bu eser. Roman Cemil ile Münire arasındaki aşk ilişkisi üzerine kurulmuştur. Sevgili arkadaşlar, Yakup Kadri'nin bir başka eseri ise Bir Sürgün adlı romanıdır. 1937 yılında basılmıştır ve 2. Abdülhamit'in baskıcı yönetiminden kaçmak için Fransa'ya giden Jön Türkleri ele almıştır bu roman. Ve romanın odaklandığı kişi sürgüne gönderilen e, doktor Hikmettir. E, doktor Hikmet İzmir'den gemiyle e, Fransa'ya kaçmıştır ve meşrutiyetin gelişmesinde e, önemli e, bir payı olan e, Jön Türkler grubunun e, Paris'teki yaşayışları romanın konusudur. E doktor Hikmet eser boyunca mutsuzdur. Huzursuz bir ruh haline sahiptir. Ondaki huzursuzluğun sebebi asla Tanzimatla beraber ortaya çıkan modernleşmedir. Meşrutiyet döneminin örnek aydın tipi görünümündeki doktor Hikmet roman boyunca çekingendir, bunalımlıdır. Eğleme, eyleme dönüşecek döneşecek e, hareketler sergilemekten kaçınmayan bir özellikte karşımıza çıkar. Paris'te de bu tutumu e, değişmez. Bir başka eserse Ankara'dır. Ankara 1934 yılında basılmıştır. Ankara'nın 3 farklı dönemini ve bu dönemlerin Ankara'ya olan yansımalarını ele almıştır. Roman Selma Hanım'ın hayatı, evlilikleri ve insan ilişkileri çerçevesinde Cumhuriyet'in başkenti olan Ankara'dan kesitler sunar. Ankara'nın anlatılan 3 dönemi vardır ve anlatılan 3 dönemi şudur. Milli mücadele dönemindeki Ankara, Zafer'den Kurtuluş Savaşı'ndan hemen sonraki Ankara, Cumhuriyet'in ilanından 20 yıl sonraki Ankara ve Nazif Bey Binbaşı Hakkı Neşet Sabit Roma'nın karakterlerindendir. Panorama 1 ve Panorama 2 vardır bir de. Yakup Kadri'ye ait eserlerden Panorama 1 1953 yılında basılmıştır. Panorama 2 ise 54 baskılıdır. Ee, ve Cumhuriyet'in ilanından 1950'ye kadar e, geçen e, kesiti anlatır panoramalar. E, Cumhuriyet'in kuruluşundan Demokratik Parti'nin iktidara geldiği e, sürece kadar olan e, zihinsel değişiklikleri, e, toplumun içindeki insanları değişik çerçeveler şeklinde ortaya koyar. Panorama 1'de Cumhuriyet'in ilanından yani 1923'ten sonra e, yapılan devrimlerin topluma yansıması Panorama 2'de de Atatürk'ün ölümünden sonraki yıllar eleştirel bir eleştirel bir bakış açısıyla anlatılır e, Panorama 2'de. Ee, sevgili arkadaşlar Yakup Kadri'nin yazmış olduğu başka bir romanda e, Sodom ve Gomera'dır. 1928 yılında basılmıştır ve adını kitab-ı mukaddeste geçen dini bir öyküden alır. E, Müteharike döneminin İstanbul'unu ahlaksızlıkları sonucunda Allah tarafından helak edilen Sodom ve Gomera şehirlerine benzetir burada Yakup Kadri. Romanda gösterilen tablo biraz abartılı olsa da çökmekte olan devletin başkentinde yaşanan ahlaksızlıkları göstermeye çalışılmış bir romandır İstanbul'un batılılaşmayı taklit düzeyinde algılayan kibar kadınları kendini işgalcilere özellikle de soğuk İngiliz subayı Kaptan Jackson Reed'e beğendirmek için birbirleriyle yarışır kadınlar adeta ve yapı olarak üç farklı zihniyetin çatışması üzerine kuruludur bu roman. Roman'da Leyla mütercü yıllarında İstanbul'da sürdürülen modern hayatı o ahlaksızlaşan hayatı sembol eder, sembolize eder. Necdet aynı Çevrede uyanmakta olan milli şuuru e, sembolize eder. Çünkü e, aslında e, Necdet e, Leyla'nın nişanlısıdır. E, ve Leyla'nın babası da Sami Bey e, eski düzenlerini korumak için e, işgalci kuvvetlerle işbirliği içerisindedir. Ancak bun, bundan rahatsızlık duyar Necdet ve kendini e, bu ortamdan kurtarmaya e, ve de ee, ne yapmaya ee, uyanmaya milli şuur içinde uyanmaya ülkeyi kurtarmaya e, ant içer e, ve bu durumda da e, Necdet milli duyarlılığı temsil eder e, Leyla o ahlaksızlaşan e, modern hayatı sembolize eder. E, Kaptan Jackson Ritt ise işgal kuvvetlerini temsil etmektedir bu anlamda da Sodom ve Gomorra'da da 3 e, tane zihniyet çatışması vardır. E, bu da önemli. En sonunda Roma'nın en sonunda e, Leyla da bir uyanış içinde olacaktır. Ancak e, Necdet, e, Necdet'in aşkı ve tutkusu artık sona ermiş olacaktır. Bir başka roman ise Yakup Kadri'nin yazmış olduğu Yaban adlı romandır. 1932'de yayınlanmıştır ve Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu köylüsünün durumunu ve aydın halk çatışmasını anlatmıştır. Önemli yıldızlayalım. Yaban Kurtuluş Savaşı döneminde Anadolu köylüsünü anlatıyor ve Aydın ve halk çatışmasını anlatıyor e, Aydın'ın Anadolu e, cephesinde e, görünüşünü ele alır burada Yakup Kadri e, bu Aydın'ın e, Anadolu köylüsünün dünyasındaki anlamı da yabandır e, Tanzimat romancısı Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı eserine ve Ebu Hazım'ın Küçük Paşa'sına e, aslında benzer bu eser çünkü onlardaki Anadolu İstanbul çatışması vardır Burada da yabanda da aydın köylü çatışması vardır. Anadolu'yu yaşadıklarından değil de duyduklarından ve kısmen de İzmir'in işgaliyle ilgili olarak İzmir-Bursa arasındaki gözlemlerinden tanır Yakup Kadri. Anadolu insanının bakışına da tek yanlı ve biraz acımasızdır. Olayları ve değerlendirmeleri Çanakkale mağduru ve İstanbul Paşazadesi Ahmet Celal üzerinden takip ederiz. Yakup Kadir'in değerlendirmelerini Yaban romanı kahramanın her türlü kötülüğün ve sefaletin yoğun olarak yaşandığı Anadolu köyüne gelmesine, orada göremediği yakınlığı, hatta o köyde o köyden nefret etmesini ancak 3,5 yıl gibi bir süre o köyde kalmasını anlatır aslında ona göre Anadolu halkı vahşi bir hayvan gibidir ve bu köyde bir Kuvayi Milliye ruhu doğmuştur ancak bu ruh nasıl doğmuştur bu bünye nasıl oluşmuştur bunlara anlatmıştır Yakup Kadir Yaban adlı romanında bir başka Yakup Kadir romanı ise kiralık konaktır kiralık konakta ee, Yakup Kadri aslında üç kuşağı anlatır. Ee, bu üç kuşak yani üç nesil, üç anlayış, üç farklı anlayışı anlatır. Ee, bu e, farklı e, anlayışlar e, Seniha, e, Faik Bey gibi e, kuşak e, değişimi kabul eden kuşaktır. E, Naim Efendi ise e, geleneksel bir e, kuşaktır. E, bu da önemlidir. E, tanzimatın birinci Dünya Savaşı'na kadar yetişen üç kuşak arasındaki e, yaşayış ve anlayış farklılıklarını sembolize eder kiralık konak. Geleneksel ailenin çöküşü ve modern aileye ve bu ailenin yaşadığı apartman dairesine geçişi hüzünlü bir şekilde anlatır. Aslında üç kuşak e, bir konakta yaşıyor e, ama e, bu konağı kiraya veriyorlar. E, aslında evin babası istemiyor bu konağın kiraya verilmesini. Ama modern bir apartman dairesine taşınılıyor en sonunda savaşı kaybediyor Naim Efendi Naim Efendi Servet Bey ve Seniha'da simgelenen üç kuşan çatışması yer alıyor eserde Naim Efendi'nin kişiliğindeki geçmişin güzel yanları ve bunların elden çıkmasından dolayı duyulan üzüntü ve hüzün anlatılır ee, Seniha ve Faik Bey de e, değişen e, genç kuşağı anlatır ve e, yaşama biçimlerinin e, değişmesini anlatır kiralı konak önemli bir aslında e, Tanzimat'tan Birinci Dünya Savaşı'na kadar değişen e, Türk e, aile yapısını gösterir. Milli Edebiyat döneminin bir başka romancısı da Hal adı vardır sevgili arkadaşlar. Hal edip 1884-1964 yılları arasında yaşamıştır ve e, Milli Edebiyat döneminin önemli romancı ve hikayecilerindendir. E, Türk romanı o zamana kadar Fransız e, romanı yolunda yürürken Hal ile beraber de e, İngiliz e, romanları yolunda eserler yazarak e, Türk romanına yeni bir hava katılmıştır. E, Hal edip dili ve anlatımı pek fazla önemsemez basit dil yanlışlarına düşer. Birçok cümlesi de dil bilgisi açısından sakat, bozuk, üslubu ise e, dolan başlıdır. E, yazarken sözcük seçimine önem vermediğini, yazdıklarının da çok azını e, düzelttiğini açıklamıştır aslında Halide Edip. Halide Edip'in e, romancılığının en büyük özelliği karakter yaratmadaki gücüdür. E, o yüzden burayı bir yıldızlayalım. E, romanların baş kişileri ise daha çok kadınlardır. E, bu kadınlar güçlü kadınlardır. Çevresindeki erkekleri çok çabuk ve güçlü bir biçimde etkiler, etkisi altına alan kadınlardır. E, ve bu kadınlar kimi zaman e, normalin üstünde bir kişilik özelliği gösterirler. Edebiyat araştırmacılarına göre, e, Halide Edib'in kadın kahramanları, e, aslında Halide Edib'in e, ruhunu verdiği dolayısıyla kendini anlattığı kadın kahramanlardır. Vurun Kahbeye adlı eserinin Vurun Kahpe adlı eserindeki Öğretmen Aliye Yeni Turan romanındaki Kaya Hanım Ateşten Gömlek romanındaki Ayşe Çünkü bu Ayşe Kuvayi Milliye Katılmak için Anadolu'dan geçip hemşerilik yapmıştır Tatarcık romanındaki Lale, Sinekli Bakkal romanındaki Rabia Toplumda yer almasını istediği Kadınların aslında bir Sembolüdür. Halde edip bu tarz kadınların toplumda bu tarz genç kızların kadınların toplumda yer almasını istemiştir. Ee, Sinekli Bakkal'ın devamı sayılabilecek Tatarcık romanında Cumhuriyet döneminin gençlerini, eski yeni, aydın halk, gelenek modernizm e, çatışmalarını e, farklı roman kişileri çerçevesinde halledip ortaya koyar. Sonsuz Panayır romanında da 2. Dünya Savaşı yıllarının İstanbul'unu ele alır. Romanları konu bakımından 3'e ayrılır. E, bireysel ruh çözümlemesinin... Yapılmış olduğu romanlar bu romanlar aslında Halide Edip'in ilk romanları da diyebiliriz. Yazar ilk önce aşk konusu üzerinde durmuştur. Bireysel tutkuları özellikle kadın psikolojisini ele almıştır. Seviye Talip, Handan, Mevcut Hüküm, Kalp Ağrısı bu romanlardandır. Bu romanların kahramanları genellikle batılı bir anlayışı idaz edilmiş güçlü ve kültürlü kadınlardır. Bireysel ruh ve çözümlemesi yapıldı romanları. Halid Edip'in ilk dönem romanlarıdır ve genellikle de aşk konusu üzerinde durmuştur. Milliyetçi toplumcu romanları ise yazar Kurtuluş Savaşı yıllarında artık sanat sanat içindir anlayışından uzaklaşarak sanat topluma içindir anlayışını benimsemiştir ve Kurtuluş Savaşı'nı da e, bu bağlamda yazdığı iki romanıyla anlatmaya çalışmıştır. Bu romanlar Ateşten Gömlek ve Vurun Kahpe'ye'dir. E, Ateşten Gömlek adlı romanı e, Kurtuluş Savaşı'nı işleyen ilk romandır. E, Yeni Turan romanında da Türkçülük düşüncesini geliştirmiştir. Bir de töre romanları var. Sanat yaşamının son dönemine... E, yansır bu romanlar e, bu dönemlerde toplumun yaşamını e, ele alarak töre romanları yazmıştır ve dönemindeki gelenek ve görenekler üzerinde durmuştur sinekli bakkal, tatarcık, sonsuz panayır, sevda sokağı komediyası e, bu romanlardandır ve töre töre romanlarında gerçekçi bir tutumla tasvirler yapmıştır Halide Edip Adıvar e, Adıvar'ın romanlarına baktığımızda Seviye Talip, Raik'in annesi Handan, Yeni Turan son eseri Mevut Hüküm, Ateşten Gömlek, Kalp Ağrısı, Vurun Kahpe, Zeyno'nun Oğlu, Sinekli Bakkal, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, Sonsuz Panayır, Döner Ayna, Akile Hanım Sokağı, Hayat Parçaları, Kerim Usta'nın Oğlu... Cıbıl Kız, Sevda Sokağı Komedyası, Çaresaz, Kızıl Hançerlerdir. Anısı da var Türk'ün Ateşli İmtihanı ve Mor Salkımlı Evi. Tiyatrosu da var Kenan Çobanlara Maske ve Ruh ve İngiliz Edebiyatı Tarihi diye bir inceleme yazısı var. Hikayelerini hikaye konusunda işlemiştik. Yeni Turana baktığımızda 1913 yılında yayınlanmıştır ve Kayanın çevresinde geliştirilen roman ideolojik nitelikte bir eserdir. E, bu kaya aslında e, kimdi? Hadedib'in toplumda yer almasını istediği bir kadın karakterdi. E, Türkçülük idealinin uygulama alanı bulmuştur e, bu roman ve bu roman yapı bakımından aşkı ve ülke dinlikleri arasında bocalayan bir kadının yani Kaya'nın çevresinde Türkçülük-Osmancılık çatışması üzerine kuruludur. Romanın diğer kahramanı da Oğuz'dur. Oğuz dış görünüşüne önem vermeyen ve çalışmalarıyla toplumu değiştirmek isteyen idealist bir kişidir. Halil başka bir eseri ise Ateşten Gömlektir. 1922 yılında yayınlanmıştır ve Kurtuluş Savaşı'nı ele alan ilk romandır. Bu anlamda da çok önemlidir. Yıldızlayalım. E, Halledip milli mücadelenin doğuşunu ve ülkenin kurtuluşunu sembol nitelindeki Ayşe'nin ve peyaminin e, yaşadıkları çevresinde anlatmaktadır. Eser 1923'te filme çekilmiştir. 24'te de bizzat yazarı tarafından İngilizceye çevrilmiştir. Bir başka Halledip romanı ise Handandır. Handan 1912 yılında yayınlanmıştır. Mektup biçiminde yazılmış bir psikolojik romandır. O yüzden de Handan önemlidir. Hem psikolojik roman özelliği taşıdığı için hem de mektup biçiminde yazıldığı için de değişik şekilde sorulabiliyor. Eserde aşk konusunu ele almış, kadın psikolojisini psikolojisini yansıtmıştır hal edip. Romanda Cemal Bey'in alıfranga kızlarından Handan'ın yaşlı ve bayağı Hüsnü Paşa ile evliliği yüzünden yaşadığı mutsuzluğu ve hastalığı sırasında kendisiyle yakından ilgilenen ve aşık olan kuzeninin kocası Refik Cemal birlikte olmasının buhranlarını ele alır. Bir başka hal edip romanı Vurun Kahpe'ye'dir. Kurtuluş Savaşı yıllarını ele alır bu roman. Vatansever bir kadının çerçevesinde Kurtuluş Savaşı mücadelesi anlatılır. Olaylar Aliye çevresinde anlatılır. Bir Batı Anadolu kasabasına öğretmen olarak gönderilen Aliye, bir taraftan milli mücadeleyi temsil eden e, Tosun Bey ile nişanlanır. Diğer taraftansa Yunan ordusuyla işbirliği yapan Hacı Fettah ve Hüseyin ile mücadele eder. Ali'nin linç edilmesiyle sona eren e, romanda Kurtuluş Savaşı'nın hangi şartlar altında e, başlatıldığını sezdirme düşüncesi vardır. Bir başka hali romanı ise Sinekli Bakkal'dır. 1942 yılında yayınlanmıştır ve roman ilkin The Clone and His Daughter e, yani Soytarı ve Kızı adıyla e, İngilizce olarak basılmıştır. Türkçesi ondan bir yıl sonra Sinekli Bakkal adıyla yayınlanmıştır. Eser edebiyatımızda en çok basılan romanlardan biridir ve 1968'e kadar 26 baskı yapmıştır. Eserde Aksaray'ın Sinekli Bakkal semti ve o semtin çevresinde 2. Abdülhamit döneminin toplumsal yaşamı yansıtılmıştır. Romanın kahramanı Rabia'dır. Rabia ile Türk toplumundaki değişim süreci anlatılmıştır aslında. Yazar Doğu ile Batı arasındaki bir Birleşimi, Rabia ve Pereklini aşkı çerçevesinde işler e, bu da önemli bir e, halde dedip romanıdır. Sevgili arkadaşlar Sinekli Bakkallı hal dedip adı var bitti. Şimdi bir başka milli edebiyat e, romancısı Refik Halit e, Karay'a geldik. Refik Halit Karay 1888-1965 yıllar arasında yaşamıştır ve önce fecrati sonra da milli edebiyat topluluğunda yer almıştır romanlarını üstün bir gözlem yeteneğiyle yazmıştır ve kişilerin iç dünyasına çok da yer vermemiştir. E eserlerinde Refik Halit Karay'ın eserlerinde mizah duygusu ön plandadır. mizahla beraber aslında bir toplumsal eleştiriye de yer vermiştir. Konuşma dilinin bütün canlılığını kullanmıştır Refik Halit Karay ve kıvrak ve sürükleyici bir anlatımı benimsemiştir. romanlarının çoğunda da aile kavramını işlemiştir. Refik Halit Kare'nin eserlerine baktığımızda romanları çok fazla. İstanbul'un iç yüzü 1939'da İstanbul'un bir yüzü adıyla yayınlanmıştır. Yezid'in kızı, çete, sürgün, Anahtar bu bizim hayatımız. Nilgün adlı eseri 3 cilttir. Türk Prensesi Nilgün, Mapa Melikesi Nilgün, Nilgün'ün sonu olarak yayınlanmıştır. Yer altında dünya var. Dişi örümcek, bugünün saraylısı, 2000 yılın sevgisi, iki cisimli kadın, kadınlar tekkesi, dört yapraklı yonca, Karlı Dağ'daki Ateş ve Sonuncu Kadehtir e, ve önemlidir. Hikayeleri, oyunları, hicivleri, fıkra e, ve anıl ve denemeleri de vardır. Refik Halit Karay'ın Yezid'in kızına baktığımızda Yezid'in kızı 1939 yılında yayınlanmıştır ve Suriye çöllerindeki gezileri sırasında yazmıştır aslında bunu Refik Halit Karay. Yezidlerin dünya görüşlerini ve hayatlarını ele alır. Romanın ilk bölümü polisiye ikinci bölümü ise sosyolojik özellik göstermektedir. Roman Marsilya'dan Orta Doğu'ya sefer yapan Marietta Parça vapurunda Zeliha ile Hikmet Ali'nin tanışmasıyla başlar. Olay daha sonra Suriye ve Irak'a taşınır. Denizde, çölde, dağda olmak üzere üç başlıklı bölümden oluşur romanda ve romanda Kütçe konuşmasıyla dikkat çeken Zeliha ile Hikmet Ali arasındaki aşk anlatılır. E, Refik Arayın e, romanlarında sıkça işlediği bir e, aslında özellik vardır. E, bu da yaşlı erkek ile genç kız arasındaki e, ilişkidir. E, erkek tecrübesiyle kız da güzelliğiyle bu ilişkinin merkezindedir. İstanbul'un iç yüzü 1918'de yayınlanmıştır e, Daha sonra e, İstanbul'un İç yüzü İstanbul'un bir yüzü adıyla yayınlanmıştır. İstanbul'un farklı yönlerini anlattığı ve farklı bir anlatım tekniği sergilediği romanda Refik Halit Karay 2. Abdülhamit devrinden 1. Dünya Harbi sonuna kadarki dönemin siyasi ve sosyal hayatını işler. Bugünün saraylısı 1941'de yayımlanmıştır ve yakın dönemde dizi film olarak da çekilmiştir. Sevgili arkadaşlar bir başka milli edebiyat dönemi romancımız Ahmet Hikmet Müftüoğlu'dur ve 1870-1927 yıllar arasında yaşamıştır. Ahmet Hikmet Müftüoğlu roman yazmaya Servet Üfün'ün edebiyatıyla başlamıştır ancak 1908'den sonra Türkçülük ve yeni lisan düşüncesini benimsemiştir ve Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı'nın kurucu üyeleri arasında yer almıştır. E, Servet Servetifünun dönemindeki yazılarında dile ağır, sade, dili ağır ve süslüdür. Ancak Milli edebiyat e, dönemiyle beraber dilini de sadeleştirmiştir. E, roman, makale, monolog türünde eserler vermiş. E, özellikle de Ahmet Hikmet Müftüoğlu hikayeleriyle tanınmıştır. Eserlerine baktığımızda hikayelere Leyla yahut Bir Mecnun'un İntikamı, Haristan ve Gülistan çağlayanlardır. E, romanı e, tek bir romandır o da Gönül Hanım'dır. E, Gönül Hanım... Türkçülük düşüncesini savunan tezli bir romandır. Roman Üsteğmen Mehmet Tolun, Gönül Hanım, Ali Bahadır ve Macar Kont'un Türk tarihi ve dilini araştırmak için Orta Asya'ya seyahatlerini anlatır. Romanın kahramanı Gönül Hanım Paris Üniversitesi'nde Edebiyat Fakültesi mezunudur. Ve Gönül Hanım Mehmet Tolun'la birlikte Göktürk kitabelerinin izini sürer. Yabancı bilim adamlarının bu yazıtlardan haberdar olduğunu ancak Türk araştırmacılarının haberdar olmamasından yakınır. Göktürk kitabelerine ait metinlere de yer verir bu kitabında. Roman Gönül Hanım ve Mehmet Tolun aşkı ile hareketlendirilmeye çalışılır ama tipik bir tezli romandır. Ee, sevgili arkadaşlar bir başka romancımızsa e, Milli Edebiyat Dönemi e, romancımız Müfide Ferit e, Tektir. E, Aydemir adlı e, romanıyla tanınır. E, Aydemir 1918 yılında basılmıştır ve Turancı düşüncenin izlerini taşır bu roman. E, Rusya'da esaret altında yaşayan Türklerin siyasal ve sosyal problemlerini konu edinir bu roman. Anadolu dışındaki Türkleri kucaklama arzusuyla kalem alınmıştır. Aydemir'de Demir Bey ve Hazin'in Türkçülük düşüncesi çerçevesinde ortaya çıkan ve gelişen aşkları ele alınmıştır. Hazin'in kişiliğiyle kadın yazar olmanın sorumluluğu, kadının toplum içindeki yeri vurgulanır. Sevgili arkadaşlar e, dönemi Türk romanı temsilcileri burada bitti. Şimdi soruları çözmeye başlayalım. ÖSYM'nin sormuş olduğu Miledevel dönemi roman sorularını. Bakalım bu paragrafta söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir diyor. E, yazar eserde Karagöz ve Orta Oyuncu hakkında oldukça ayrıntılı bilgi verirken çocukluğunda gittiği bu oyunlardan edindiği izlenimlerden yararlandığını şöyle anlatıyor. Ramazan gecelerinde Ahmet Ağa beni karagöz ve orta oyunu izlemeye götürüyordu. Bunlar Üsküdar'da büyük bir kahvede oynardı. Kız erkek alay alay çocuk hatta büyükler kahvenin bahçesine dolardı. İlkin soytarının kızı adıyla ve İngilizce olarak basılan eserimdeki kız tevfik tipi bu akşamları ben de bıraktığı izlenimlerden çok şey almıştır diyor. E, baktığımızda ilk olarak Soytarının Kızı adıyla basılan ve Kız Tevfik tipi olan ve Kara e, Karagöz ve Hacivat orta oyununu anlatan eser Halide Dibin yazmış olduğu Soytarının Kızı adlı eserdir. E, bu yüzden de e, doğru cevap şöyle bir bakıyoruz. Baktığımızda e, halledip ve sinekli bakkal var. Çünkü sinekli bakkal e, ilk olarak e, soytarının kızı adıyla basılmıştır. O yüzden de halledip sinekli bakkal doğru cevaptır. E, unutmayalım e, sinekli bakkal e, aslında soytarının kızı adıyla ilk olarak basılmıştır. E, bu yüzden de doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM'nin sormuş olduğu bir başka soru daha var. Bu yargılarla değerlendirilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım. Tanzimat'tan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman, bir zaman dilimini e, romanına konu edilmiştir. Büyük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını ve çatışmaları, halkaydın aydın çelişkisini işlemiştir. Öyle ki tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları birbirini dünyaya bir zincirleniş içinde çağdaş siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını e, vermektedir. E, burada sevgili arkadaşlar e, bir yazarımızdan bahsetmiştir ve bu yazarımızın farklı farklı e, eserlerinden de bahsetmiştir aslında. E, şimdi büyük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi diyor. E, tanzimat'tan cumhuriyete uzanan bir zaman e, diliminden bahsediyor aslında. E, kuşaklar arasındaki görüş farklılıkları ve çatışmaları kuşaklar arasındaki e, görüş farklılıkları ve çatışmaları Yakup Kadir'in Kiralık Konak adlı romanı iyi bir şekilde işlemiştir. Milli Edebiyat dönemi inde Tanzimat'tan cumhuriyete kadar olan süreci anlatan. Sonrasında da halk aydın çelişkisi. Halk aydın çelişkisi Yakup Kadri'nin yaban adlı romanında işlenmiştir sevgili arkadaşlar ve sonrasında diyor ki öyle ki tarihsel ve sosyal olaylara yansıttığı romanları birbirini bütünleyen bir zincirleniş içinde çağdaş siyasal sosyal tarihimizin panoramasını vermektedir sevgili arkadaşlar Yakup Kadir'in aslında çoğu romanı birbirini bütünleyen rehi romanlardandır ve burada da Yakup Kadir'in panorama adlı romanından bahsediliyor panorama 1 ve panorama 2 o yüzden de doğru cevap Yakup Kadir Karaosmanoğlu'dur doğru cevap Cevap D seçeneğidir. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir başka soruda ee, bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Ee, baktığımızda şimdi e, soruya, e, soru numaralara ayrılmış ve ona göre e, bu numaralardan birinde bilgi yanlışı bulacağız. Milledevat dönemi hikaye ve romanlarının önemli bir özelliği sade bir dille yazılması ve yerli hayatı yansıtmasıdır diyor bir e, numarada. E doğrudur. E 2 de bu dönemde halka doğru hareketinin bir sonucu olarak hikaye ve roman yurdun her köşesine açılmış ve bu tür yapıtlarda her tabakadan insanın yaşayışı anlatılmıştır diyor. E, i̇ki de doğru. Devam ettiğimizde köy ve taşra insanının yaşayışını anlatan ilk başarılı örnekler Reşat Nuri'nin Çalı Kuşu, Ebu Bekir Hazım'ın Küçük Paşa adlı yapıtları bu dönemde verilmiştir diyor. Doğru sevgili arkadaşlar. 4'te Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu insanının Çetin Al'ın yazısına halde edip daha çıkan kurt ateşten gömlek gibi kitaplarında eğilmiştir diyor. Evet 4'te doğru. 5'te Birinci Dünya Savaşı ve mütaharika dönemi İstanbul'daki ahlak ve düzen bozukluğu da el alınan başlıca temalardan biridir. Reşat Nuri'nin Yeşil Gece, Peyami Safanın Fatih Harbi romanları bu temayı işleyen romanlardır diyor. Sevgili arkadaşlar, burada bir yanlışlık yapılmıştır çünkü Peyami Safanın Fatih Harbi romanında Birinci Dünya Savaşı işlenmemiştir. Ee, evet. Ee, Reşat Nuri'nin Yeşil Gece romanı Kurtuluş Savaşı zamanında geçmiştir ama bu da İzmir'in Sarıova ilçesinde öğretmenlik yapan e, Ali Şahin Bey'in e, hikayesi anlatılır e, o yüzden de İstanbul'un İstanbul'daki ahlak ve düzen bozukluğu anlatılmaz. İstanbul'daki ahlak ve düzen bozukluğu belki Yakup Kadri'nin sodan ve Gomarası'nda anlatılmış olabilir diye düşünebiliriz. Ancak bu iki romanda anlatılmamıştır. Bu yüzden doğru cevap e seçeneğidir. Başka bir romanda yine Yakup Kadir'den gelmiş Yakup Kadir Karaosmanoğlu ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım A'da kiralık konakta modernleşme sürecinde apartman ile konak hayatını dede torun arasındaki hayat tarzı ve zevk farklılığı çevresinde işlenmiştir diyor doğru. B'de Nur Baba'da gerçek kimliğinden uzaklaştırılan tekke hayatını tekke şeyhinin yani Nuri'nin yaşadıklarıyla anlatılmıştır diyor. Doğru. C'de hüküm gecesinde iddiat ve terakki yıllarını gazeteci Ahmet Kerim'in yaşadıkları çevresini anlatmıştır diyor. Doğru. D'de yabanda kurtuluş savaşı öncesi Türk aydını ile e, Türk köylüsü arasındaki derin uçurumu romanı has kurgu ile gözler önüne sermeye çalışmıştır diyor. Doğru. E'de iki cilt halinde 1953-54'te yayınladığı Sodom ve Gomera'da Cumhuriyet'in kuruluşundan Demokrat Parti'nin iktidara geldiği zamana kadar geçen süreci değişik zihniyetleri temsil eden kişiler ve olgu çevresinde bir bütünün değişik kolları e, olarak dikkatlere sunmuştur diyor. Burada bir yanlışlık yapılmıştır. Evet Sodom ve Gomera kime aittir? Yakup Kadri'ye aittir ama İstanbul'u anlatır e, aslında eee mütareke döneminin İstanbul e, yılını, İstanbul hayatını e, anlatır. E, bu eser iki cilt halinde e, 1953 ve 54'te yayınlanan eser ise Yakup Kadri'nin Panorama 1 ve Panorama 2'sidir. Bu yüzden burada yanlışlık yapılmıştır. Doğru cevap E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar bir başka e, milli edebiyat romanı sorusu da 2017 LYS sorusudur. ne diyor? Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım yazar bu romanında 2. Abdülhamit dönemi İstanbul'un kenar mahallelerinden birini mekân olarak seçer. Kitapta mahallenin sıradan insanlarından külhan beylerine, karagözcüden Abdülhamit'in zaptiye nazırına kadar tüm tipler kendi doğal halleriyle tasvir edilir. Tiplerin çoğu gelenekleri, görenekleri ve birbiriyle kurdukları ilişkiler çerçevesinde işlenir. Ayrıca romanda bir yandan e, karagöz ve orta oyunun estetik ve toplumsal değeri e, ile doğu ve batı sanat felsefesinin e, niteliklerin üzerinde durulurken öte yandan Saray ve çevresi de ayrıntılarıyla ele alınır. Batı'nın aklı dayanan sanat anlayışı ile Doğu'nun kalbe dayanan sanat ve mistiği roman kişileri aracılığıyla somutlaştırılır. Bu değerleri temsil eden kişilerin evliliği de ile de Doğu ile Batı birleşmiş olur diyor. Sevgili arkadaşlar parçada söz edilen roman Halide Edip Adıvar'ın yazmış olduğu ve daha önce de ÖSYM'nin so soytanın kızı olarak so, e, sordu. Sinekli bakkala romandır. Burada Karagöz'den e, Abdülhamid'in zapte nazına kadar e, birçok e, özellik e, verilmiştir. Bu yüzden de doğru cevap B seçeneğidir. Yine ÖSYM'nin sormuş olduğu bir başka soru var. Ne diyor? Bu parçada boş bırakılan yere getirilecek olan yapı tatları hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bakalım bir boşluk verilmiş ve sonra demiş ki Tanzimat'tan 1. Dünya Savaşı'na kadar yetişmiş üç kuşağın düşünüş ve yaşayışındaki değişiklikler. Kimdi bu üç kuşak? E, kimin romanında verilmişti? E, kiralık Konak'ta verilmişti Yakup Kadri'nin. O yüzden 1'e Kiralık Konak diyoruz. Sonrasında nokta 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 demiş milli mücadele dönemi Anadolu'su ee, milli mücadele dönemi Anadolu'su birçok eserde işlenmiştir ama hemen şıklarla gidelim çünkü birinci boşluğu bulduk o yüzden A'yı eledik C'yi eledik ve E'yi eledik. Ee, şimdi e, yaban milli mücadele dönemi e, Anadolu'sunu anlatmıştır e, ancak panorama 1 ve panorama 2 e, demokrat partinin iktidara e, olan süreci e, anlatılıyor e, ve sonrasında da e, yani burada daha çok e, başkent ve İstanbul'u anlatıyor panoramada pek Anadolu bahsedilmiyor e, o yüzden de e, ikiye milli mücadele dönemi Anadolu'suna yabanı getiriyoruz ve sonra ne diyor Atatürk'ün ölümünden sonraki yıllar eleştiriler bir şekilde e, ele alınmıştır diyor e, sevgili arkadaşlar e, daha doğrusu hem burada bir boşluk var burada ne demiş Cumhuriyet'ten sonraki devrimlerin dönemi sonra da Atatürk'ün ölümü Cumhuriyet'ten e, önceki e, yani Cumhuriyet'ten sonraki devrimler Panorama 1 de Atatürk'ün ölümünden sonraki yılların eleştirel bir bakış açısı da panorama 2'de verilmiştir. O yüzden sevgili arkadaşlar. Doğru cevap Panorama 1 ve Panorama 2'de geldiğinde B seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, ÖSYM'nin sormuş olduğu bir başka soruda yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir diyor soruda. Sodom ve Gomora adlı romanı nokta nokta demiş. Sodom ve Gomora kimin romanı sevgili arkadaşlar? Yakup Kadri'nin. E, o yüzden ee, hemen bir kere Yakup Kadri'nin siyasi ve toplumsal tarihimizi yazacaklar için e, belgesel niteliği taşır. Çünkü neden? O dönemin İstanbul'unu anlatıyor. O yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Ee, başka bir sorumuz daha var. E, aşağıdaki aşağıda verilenlerden hangisi bu cümlede anlatılanlara bir örnek oluşturmaz diyor. Kimi yapıt ve karakterler okurca öyle benimsenir ki yazarları ağızlarıyla kuş tutsalar bile o yapıtlarla karakterlerin gölgesi altında yaşamaktan kurtulamazlar diyor. Dostoyevski suç ve ceza Raskolnikov Evet böyledir e, tanınmıştır Raskonilko. Reşat Nuri Güntekin Çalı Kuşu Feridesi de tanınmıştır. E, Çalı kuş eserinin e, Feridesi. Halde tip adı var Tatarcık Kör İsmail. E, Kör İsmail Tatarcık da var ama tanınmış bir roman kişisi değildir. Ee, burada e, Tatarcık'taki asıl kişi e, Tatarcık lakapta asıl adı Lale olan kişidir o yüzden burada bir yanlışlık yapılmıştır Victor Hugo Sefiller, e, Jean Varjen evet bu da tanınmıştır Halit Ziya Uşaklıgil, Ahmet Cemil'i mavi ve siyahta tanınmıştır o yüzden bu da doğru yanlışlık C seçeneğinde yapılmıştır Sevgili arkadaşlar bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım Yakup Kadir Karosmanoğlu toplumumuzun tanzimattan günümüze değin geçirdiği aşamaları, çalkantılı romanlarında göstermeye çalışmıştır. Örneğin hep o şarkıda Abdülaziz dönemine, bir sürgünde 2. Abdülhamit dönemini ve Jön Türkleri nokta noktada adlı romanında müterke dönemin İstanbul'un bozuluk bozukluk ve çöküntülerini. Yakup Kadri'nin mütareke döneminde İstanbul'un bozukluk ve çöküntü dönemlerini anlattığı eseri Sodom ve Gomorra'dır. Nokta Nokta adlı romanında Kurtuluş Savaşı yıllarındaki aydın halk ilişkisini işlemiştir. Aydın halk çatışmasını işlediği Kurtuluş Savaşı'ndaki romanı da yabandır. Yani ikinci sıraya yaban, ilk sıraya da e, Sodom ve Gomorra gelmeli. Bu yüzden de doğru cevap D seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar 2018 AYT sorumuz var. Bu parçada söz edilen durum aşağıdaki roman kişilerin hangileri arasında vardır diyor. Kuşak çatışması Milli Edebiyat Dönemi Türk romanında yaygın olarak görülen temalardan biridir. Dönem romanlarında kuşaklar arasındaki görüş, duygu ve yaşayış ayrılıkları üzerinde durulmuş bu ayrılıklardan kaynaklanan toplumsal çözülmeler ele alınmıştır. Ee, sevgili arkadaşlar Yakup Kadri'nin Kiralık Konak adlı romanında kuşak çatışması işlenmiştir. Ee, bu çatışma Naim Efendi ve Seniha arasındadır. Naim Efendi ve Seniha arasındadır. Ee, kiralık Konak'ta işlenmiştir. Ve e, Kiralık konağı da yaban yazarımız Yakup Kadri yazmıştır. E, bu yüzden şöyle bir baktığımızda e, kuşak çatışmasını e, işleyen eser A seçeneğidir. Ahmet e, Celal ile Emin arasında bir aşk vardır yabanda. E, Kurtuluş Savaşı İstanbul'unu e, Anadolu'sunu anlatır. E, burada da zaten e, tekke edebiyatının sıkıntıları anlatılıyordu. Bu yüzden sevgili arkadaşlar doğru cevap A seçeneğidir. Devam ettiğimizde. 2010 LYS sorumuz var. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Özellikle yarattığı karakterlerle ünlenen daha çok kadınlar arasında seçtiği kişileri bütün psikolojik incelikleriyle ustaca canlandıran yazarımız diyor. Ee, sevgili arkadaşlar, e, milli edebiyat döneminde e, özellikle kadınların psikolojik e, noktalarıyla ince bir şekilde veren yazarımız ve aslında yarattığı kadın karakterlerle istediği karakterleri ortaya koyan yazarımızda ortaya koymak isteyen yazarımız halde edip adı vardır. Karakter oluşturmada oldukça başarılıdır özellikle kadın karakter oluşturmada. Sevgili arkadaşlar bir başka sorumuz da 2012 LYS sorusu. Baktığımızda bu parçada boş bırakılan yerlere verilen bilgilere göre aşağıdaki yapıtlardan hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Bakalım Reşat Nuri Güntekin toplum yapımızdaki değişimlerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini nokta nokta adlı romanında göstermişti. Bu Reşat Nuri'nin ünlü yaprak dökümü romanıdır sevgili arkadaşlar. Buraya yaprak dökümünü yazalım. Bu romanda tanzimattan beri üzerinde durulan batılılaşma özentisinin olumsuz sonuçları yansıtılmıştır. E, bu durumu bir ölçüde Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun nokta nokta yapıtında görebiliriz. Aile üzerindeki yıkıcı etkiler yani toplumdaki değişikliklerin tanzimattan beri oluşan Toplumdaki değişikliklerin aile üzerindeki yıkıcı etkilerini anlattığı Yakup Kadri'nin romanı Kiralık Konak'tır sevgili arkadaşlar. O yüzden sırasıyla yaprak dökümü ve Kiralık Konak olmalıdır. Bu yüzden de doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar bir başka ÖSYM sorusu da 2018 AYT sorusu. Soruya baktığımızda bu parçada söz edilen yazar ve eseri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yazar bu romanda kıskançlık konusunu ele alır. Eser, yazarın ölümünden sonra arkadaşı Mahmut Sadık tarafından Servet Üfünün dergisine yayınlanmıştır. Edebiyatımızda naturalizm akımının etkileri görüldüğü ilk roman olarak kabul edilir. Romanın başlangıcında iki aile vardır. Eşini kaybetmiş, kızıyla beraber oturan Çevket Efendi'nin ailesi ve babasını birkaç sene evvel kaybetmiş, annesi Münire Hanım'la birlikte oturan Süpi'nin ailesi. Münire Hanım ve Süpi, Zehra romanının e, karakteridir sevgili arkadaşlar. E, Zehra, Nabizade. Nazım'ındır. E, bu yüzden de doğru cevap E seçeneğidir. Bir başka ÖSYM sorusu da 2017 LYS sorusudur. Soruya baktığımızda bu parçada söz edilen roman kişilerine aşağıdakilerden hangisi örnektir diyor. Bakalım Türk edebiyatında doğu batı karşıtlığı meselesinde bir senteze ulaşma çabası 1950'lere kadar yazılan çoğu romanda dikkat çeken bir unsurdur. Bu romanlarda modernleşmeyi yüzeysel olarak algılayan ve kökleriyle bağı keserek değerlerinden kopan alafraga züppe tipler gülünç ve acınası duruma düşerler diyor. E, Aşıkkında e, Kamuran e, Var sevgili arkadaşlar. E B'de araba sevdasından Bihruz var. C'de Ateşten Gömlekten İhsan var. E D'de Felatun Bey ve Rakım Efendi'den Rakım var. E'de Fatih Harbiye'den Şinasi var. Felatun Bey ve Rakım Efendi'den Rakım ve Fatih Harbiye'den Şinasi doğuya özgü nitelikler taşır sevgili arkadaşlar. O yüzden D'yi ve E'yi eleriz. burada e, Araba Sevdası romanındaki Bihruz Bey alafranga bir tiptir. E, bu yüzden de doğru cevap e, B seçeneğidir. Başka bir sorumuz daha var ÖSYM'nin sormuş olduğu Yukarıdaki cümlede numaralanmış yapıtlardan hangileri birbiriyle yer değiştirirse bilgi yanlışlığı giderilmiş olur diyor. Bakalım. Türk Edebiyatı'nda Ahmet Mithat Efendi'nin Felatun Bey'le ve Rakım Efendi. Sevgili arkadaşlar bir de bir yanlışlık yok. Çünkü Ahmet Mithat Efendi yazmıştır Felatun Bey ve Rakım Efendi'yi. O yüzden bir olan şıkları da eleriz. Namık Kemal intibah demiş. intibada Namık Kemal yazmıştır. O yüzden iki olan şıkkı deleriz. Sami Paşa Zade e, Sezai Zehra demiş. E, Sami Paşa Zade Sezai yazmamıştır Zehra'yı. Nabizade Nazım yazmıştır. O yüzden üçte bir yanlışlık vardır. E, burada Nabizade Nazım olmalı. Sonra Recaizade Mahmut Ekrem araba sevdası diyor. Bu da doğru dörtte de bir yanlışlık yok o yüzden bunu da eleriz. Nabizade Nazım'ın Sergüzeş isimli yapıtları sosyal içerikli romanlara örnek olarak gösterilebilir diyor. Sergüzeş Nabizade Nazım'ın değildir Sami Paşazade Sezai'nidir. O yüzden de sevgili arkadaşlar 3 ile 5 yer değiştirdiğinde yanlışlık giderilmiş olacaktır. ÖSYM'nin sormuş olduğu bir başka soru daha var. 2015 LYS sorusu. Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir diyor. Yazarın edebiyatımıza getirdiği yeniliklerden biri de köy hayatını ve köy insanını ilk olarak ele almış olmasıdır. Anadolu köylüsünün bilgisizliği, yoksulluğu, ağlar ve tefeciler ile ilişkileri, duygusal davranışları olayların içinde eritilerek ustalıkla ortaya konmuştur. Bu bağlamda Antalya'nın Kaş ilçesindeki bir köyde geçen olayların anlatıldığı roman yazarın en başarılı eseri sayılır diyor. Sevgili arkadaşlar Kara bibik romanı e, Nabizade Nazım'a ait Kara romanı köy hayatını ve köy insanını ilk olarak e, ele alan e, romandır. Roman'da olaylar Antalya'nın Kaş ilçesinde bir köyde geçer. E, bu yüzden de e, cevap Nabizade Nazım'ın e, Kara bibik adlı romanıdır. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar ÖSYM'nin sormuş olduğu bir başka 2013 LYS sorusu var. Bakalım soruda ne diyor? Aşağıdaki eserlerden hangisi yukarıda özelliklere verilen dönem yazarlarından birine ait değildir diyor. Realizm ve naturizm akımlarının etkisi altındadırlar. Kendi kişiliklerini gizlerler. Olaylar genellikle İstanbul'da geçer. Olay kahramanları genellikle seçkin kişilerdir. Çevre tasvirleri eserleri süslemek için değil kahramanların kişiliklerinin oluşumunu tamamlayabilmek için yapılmıştır diyor. Ee, sevgili arkadaşlar verilen dönem Servet-i Fünun edebiyatına aittir. Şöyle bir yazalım Servet Üfünün diye e, bu yüzden de Servet Üfünün yazarları e, arayacağız e, ve şöyle bir baktığımızda Hayal içinde, Kırık Hayatlar, Pandomima, Ferdi ve Şürekası, e, Genç Kız Kalbi e, bunların e, çoğu dördü e, zaten Servet Üfünün çay, e, yazarlarına aittir. Ancak Pandomima e, Servet Üfünün e, sanatçısına ait değildir Tanzimat sanatçısı Sami Paşazade Sezai'ye aittir. Şöyle yazalım. Sami Paşazade Sezai'ye aittir ve Sami Paşazade Sezai Tanzimat sanatçısıdır. Bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Bir başka sorumuz daha var ÖSYM'nin sormuş olduğu. Bu parçada özellikleri anlatılan roman ve yazarı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Aşkın ikinci plana atıldığı bu romanda toplumsal hayata yer verilmiş olması bu yapıtın en önemli özelliğidir. Romanda Ahmet Cemil yalnız iç dünyasıyla değil, bağlı bulunduğu toplumsal çevreyle birlikte verilmiştir okurken onun çocukluğundan bu yana hangi toplumsal çevrede yetiştiğini, aile ve okul hayatını karşılaştığı sıkıntıları bütün ayrıntılarıyla öğreniyoruz. Bu genç şairin yeni bir şiir yaratmak için neler düşündüğünü, verdiği mücadeleleri, düşman olan eski edebiyat taraftarlarının ve o devir basın hayatının iç yüzünü görüyoruz. Bu bakımdan yapıtı o dönemin ve Doğu ile Batı edebiyatları arasındaki düşünce çatışmasını romanı olarak kabul edebiliriz. Sevgili arkadaşlar Ahmet Cemil olarak verilen roman kahramanımız ve bu konuyu işleyen romanımız Mavi ve siyahtır. Ahmet Cemil roman kahramanını Halit Ziya Uşaklıgil Mavi ve Siyah adlı romanında yaratmıştır. Bu yüzden de doğru cevap D seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar bir başka sorumuz daha var. Bu cümledeki bilgi yanlışı aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir diyor. Bakalım. Namık Kemal Şıpsevdi romanında Meftun Bey kişiliğinde alafrangalık modasının devrin gençleri üzerinde yaptığı gülünç ve yıkıcı etkiyi anlatır diyor. Şıpsevdi Namık Kemal'in değildir sevgili arkadaşlar. Şıpsevdi Hüseyin Rahmi'ye aittir. Şıpsevdi romanı Namık Kemal'in değil Hüseyin Rahmi'ye aittir diye hemen yanlışı aşıkkında düzeltmiş ÖSM. E. Doğruca Cevap A seçeneğidir. 2010 LYS sorumuz var. Bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım. Servet Üfün'ün döneminde yaşadığı halde bu topluluğun dışında kalan, yönelim ve yaratılarıyla bu topluluktan ayrı özellikler taşıyan sanatçılarımızdan biri de nokta nokta. Onun ayna tuttuğu, e, onun ayna tuttuğu yaşam kesiti serveti fünunculardan ayrıdır. Serveti fünuncular e, Varsıl Aydın kesimin köş ve konak yaşamının görüntüleriyle oluşturmuşlardır yapıtlarını. Onun anlattığı yaşamsa İstanbul'un yoksullarının ya da orta sınıfın yaşamıdır. Kim romanlarında eski İstanbul yaşamının betimlemelerinde rastlarız. Örneğin Cehennemlik ve Metres'te Boğaziçi yalılarındaki İffet şıp sevdi ve tesadüfte Aksaray'daki yaşamı anlatır. Sevgili arkadaşlar Servet-i döneminde yaşadığı halde bu döneme bağlı kalmayan ve Cehennemlik ve Metres adlı eseri yazan İffet'i şıp sevdiği yazan yazarımız Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türk romanını bitirmiş oluyoruz Milli Edebiyat Dönemi Türk Romanı videosuyla. E ee, bu dönemle alakalı, Milli Edebiyat dönemiyle alakalı çok soru çıkıyor. Ee, sizlerden ricam konunun tekrarını iyi yapmanız ve bolca soru çözmeniz. Ee, bu dönemin e, romanının e, eser özetlerini okumanız da size fayda sağlayacaktır. Ee, bir sonraki e, videomuzda Cumhuriyet dönemi Türk romanına geçeceğiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Sevgiler.